aslında çok ilginç bir hikayeyle ve MIT'in gerçekleştirmiş olduğu o film gibi bir operasyonla devam edeceğiz bu dilime. Hareketli görüntüler ve dikkat çeken bir hikaye diyebiliriz. İsrail'in demir kubbeyi çökerterek Mossad'ı peşine takan dahi yazılımcı genci MIT film gibi bir operasyonla kurtardı. Tel Aviv, Gazze, İstanbul, Kuala Lumpur hattında gerçekleşen o baş döndürücü operasyon ayrıntılarını da şimdi... CNN Türk ekranlarında CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ bize uzun uzun anlatacak, aktaracak. Nihat evet. Uludağ hoş geldin. Merhaba, Benim hoş de. bulduk. Hızlı bir şekilde başlayalım. Aslında çok ilginç bir hikaye evet. değil mi? Evet, evet öyle. Gerçekten de Hollywood filmlerini aratmayacak bir hikayesi var. E, ve e, arkadaşlarımız Omar'ın resmini ekrana verirlerse daha iyi olacak. E, şimdi 2015-2016 yılında Göksu, e, Demir Kubbe Geçici bir körlüğe neden oluyor. Demir Kupede bir geçici körlük oluşuyor ve Hamaslı e, savaşçılar de, o e, Demir Kupbe'nin körlük yaşadığı noktalarda e, İsrail'e roket atışları gerçekleştiriyor. Nokta atışları yapıyor. Tabi İsrail bu duruma çok şaşırıyor. Diyor ki nasıl olur diyor. Demir kubbe nasıl bu körlüğü yaşar diyor ve bir teknik çalışma başlatıyor. Yapılan 3 yıllık Mossad ajanlarının yaptığı 3 yıllık çalışmanın ardından e, Omar Zm A isimli gazeli bir bilgisayar yazılımcısı, dahi bir gencin e, o e, efsanevi Demir Kubbe'ye körlük yaşattığını, özel bir yazılım geliştirdiğini ve o yazılımla Demir Kubbe'de bir körlük yaşattığını tespit ediyor ve daha sonra tabi Mossad ajanları ne yapıyor? Bu gencin peşine takılıyor. Bu genç de e, tabi sadece Demir Kubbe'de körlük yaşatmıyor Göksu. Bir yazılım geliştiriyor. Gazze İçişleri Bakanlığı koordinesinde. İsrailli komutanların Android tabanlı bütün telefonlarına sızmayı da başarıyorlar. Yani İsrailli bütün komutanların telefonlarına erişimi sağlıyorlar. Böylesine dahi denemeyecek ve Mossad'ın başına artabilecek önemli bir yazılımı genç. Şu burada dikkat çeken tabii şimdi bir yazılımcıdan söz ediyoruz ve e, Mossad e, dünyanın en iyi istihbarat örgütü olarak evet. bilinirdi geçerdi evet. Özellikle bu 7 Ekim Hamas tartışmalarında acaba bir kurgu mu yoksa e, Mossad görmezden mi geldi İsrail e, saldırıları savaşı genişletmek için? Bu da bir soru işareti ama şimdi sizin anlattığınız hikayede de bir açık var aslında Mossad'da. Evet. Hiç de öyle tahmin edildiği gibi e, güçlü ağları, güçlü e, istihbaratları olan bir örgüt değil mi acaba sorusunu getirmiyor mu gündeme? Kesinlikle öyle. Burası çok kritik bir nokta. Yani psikolojik bir algı oluşturuluyor ya Mossad kusursuz, Mossad hatasız, Mossad dünyanın bütün ülkelerinde kuş uçurtmaya bir algısı var ya. Evet. Aslında bu olayla e, bu efsanede yıkılmış oluyor. Neden biliyor musun? Bu... ...Omar A. Kim biliyor musun? Kim? E, bu Omar A. Gazze İslam Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Programcılığı Bölümünden mezun olmuş... ...yazılım konusunda kendisini çok geliştirilmiş ve yazılım alanında dahi seviyesinde bir ülkeye sahip. Kaç yaşında? E, çok genç. 1991 doğumlu. Hepimizden günü. <laughs> evet. Gencecik bir çocuk ha, ve evet. e, Mossad'a ve İsrail'e müthiş zor anlar yaşatıyor. Yaptığı o yazılımla o... Hani arkadaşlarımız e, İsrail'de bulunan arkadaşlarımız diyor ya demir kubbe harekete geçti, roketleri etkisi hale getirdi diyor. İşte o, o demir kubbeyi o efsanevi demir kubbeye körlük yaşatıyor. Çok enteresan. Ve onun körlük yaşattığı an itibariyle de e, Hamas'tan hemen roketli saldırılar Kri İsrail'in kritik noktalarına, askeri alanlara e, roketli saldırılar gerçekleşiyor. Ve böylesine önemli bir olay. Bunu da kalmış bakın çok önemli. O e, İsrail'li komutanların Android tabanlı cep telefonlarına erişimi de e, ulaşmış. Yani erişimi sağlamış. Yani İsrailli komutanlar ne konuştuğu üzerine ne yazıştıysa anında ulaşabilecek bir sistem geliştirmiş. Tabi Mossad bu kim demiş yani araştırmış ve yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın adından Omar A'nın kimini tespit ediyor. Omar Ağa ne yapıyor peki daha sonra? Omar Ağa önce Mısır'a gidiyor. Mısır'ın ardından da İstanbul'a geliyor. Ve İstanbul'da işte yazılımla ilgili programlar ve eğitimler veriyor, seminerler veriyor, bir takım çalışmalar yapıyor. Ve geçimini İstanbul'da bu şekilde sağlıyor ama Mossad, Mossad'ın bir amacı var. Mossad diyor ki biz Omar Ağa'yı İstanbul'dan kaçırmamız mümkün değil. İstanbul'un amaç ne? Omar Ağa'yı kaçırıp Aviv'e götürmek, orada sorgulamak. Peki sen bizim demir kubbeyi hangi evet. yazılım kodlarıyla çökerttin? Açığı buldun. Evet açık ne? İş çok e, ilginç bir ayrıntıya değindin. O zaman Mossad kendi açığını da bulamamıştı. değil mi? Bulamamış. Şimdi banka sistemine girsen bankada e, daha önce yaptığımız yayınlarda da işte e, banka hemen e, sistemini o gün bulamasa bile daha sonrasında bulup düzeltiyordu. İşte, Mossad burada kendi açığını da bulamamış kendi o zaman hala. Kendi açığını bulamamış çok zaten amaç o o açık ne onu öğrenmek istiyorlar aslında ve bunun için aslında Mossad iki türlü hedef şahsı bertaraf eder. Bir kaçırır, e, ülke e, İsrail'e götürür ülkesine götürür. Evet. Orada nezaretler atar. İki ne yapar? İnfaz eder, öldürür. İnfaz eder. Öldürmeyi tercih etmiyor. Çünkü niye? Ondaki Açığını o bulanmadım. kritik bilgiyi o açığa ulaşması gerekiyor. Tabi Mossad ne yapıyor? Hemen Norveç'ten yazılım firması adı altında iş tekliflerine bulunuyor diyor Ana ki sana diyor 20 bin dolar maaş vereceğiz ve bu maaşla diyor gelip bizle Norveç'te çalışır mısın? Tabii Omar da e, zeki bir çocuk, zeki bir yazılımcı diyor ki bu Mossad ajanları olabilir diyor dikkatli olmalıyım diyor. Hayır diyor gelemem diyor. Daha sonra Mossad ajanları peşini bırakmıyor. Asla bırakmıyor. Bu sefer Fransa'daki bir şirket adına Mossad ajanları ee, geliyorlar temas kuruyorlar. Hatta İstanbul'un birçok AVM'lerinde işte onlar da bu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbarata karşı koyma timleri. Aslında bu operasyonun kahramanları ve başarısı onlar. Mossad Onları da ajanları, söyleyeceğiz. Evet. Bunlar Mossad ajanları ve Omar Ayla irtibat kuran, iş teklif eden, onu kaçırmak isteyen, yönlendiren kişiler. Bunların da kimliği tespit ediliyor. Hatta İstanbul'da da bir operasyon yapılıyor. Ve operasyonda bir kişi bir Mossad ajanı gözaltına alınıyor. Sonra daha sonra Fransa'dan bir şirket adına diyorlar ki İstanbul'da çalışırsan 5000 dolar vereceğiz. Ama diyor Fransa'da çalışırsan diyor sana 20 bin dolar parayla vereceğiz diyor. Ama şu İstanbul'dan çıkartmak çünkü İstanbul'da Milli İstihbarat Teşkilatı Omar'ın dahi yazılımcı Omar Ağa'nın kaçırılmasına asla izin vermiyor. Çünkü istihbarat da e, Milli İstihbarat Teşkilatımız da Omar Ağa ile ilgili çalışmalar yapıyor. Ve daha sonra yine Brezilya'da bir et fabrikasından diyorlar ki biz diyor et fabrikasında çalışıyoruz. insan kaynakları bölümündeyiz. Bir yazılım istiyoruz diyor. Hatta belli miktarlarda paralar veriyor ona. Güven sağlıyorlar. Diyorlar ki biz de çalışır mısın diyor. Hayır diyor. Yine oraya o teklifi de kabul etmiyor ama e, Omar Ağa diyor ki ben diyor e, Malezya'ya gideceğim diyor. Bir tatil yapacağım diyor. Tabii e, Milli İstihbarat Teşkilatı diyor ki bak dikkat et. Orası Türkiye'nin dışı. İstihbarata karşı koyma timlerimiz. Sana diyor senin cep telefonuna bir yazılım yükleyeceğiz diyor. Step telefonun kapalı olsa bile konum bilgisi İstanbul'a gelecek diyor. Hı hı. Ve e, Omar Ağa'nın cep telefonuna bir yazılım yükleniyor. Ve nereye gidiyor? Malezya'ya Kuala Lumpur'a gidiyor. Ve arkadaşlarımız o e, Kuala Lumpur'daki operasyon görüntülerini de ekrana verirlerse bakayım. Evet e, ve Omar yanında bulunan bir arkadaşlarla arkadaşlarıyla gezerken Kuala Lumpur'daki o ünlü ikiz kulelerin olduğu noktaya geldiği anda Mossad ajanları e, orada da yerel bir işbirliği alıyorlar. Yerel kişilerden yardım alıyor Mossad ajanları. Hemen e, Omar'ı arkadaşına diyorlar ki sen git uzak dur. E, sen hiçbir sesini çıkarma diyorlar ve Omar'ı bir ee, arabaya bindiriyorlar. İşte ku alalım buradaki şu da evine götürüyorlar. Daim. Burası Omar'ın kaçırıldığı. Bakar mısın ormanların içerisinde bir dağ yani arasanız böyle bir yeri bulamazsınız. Daim. Ve buraya kaçırıyorlar ve hemen görüntülü olarak açıyorlar Tel Aviv'le Mossad merkeziyle ee, sorguluyorlar ee, online olarak yani görüntülü olarak sorguluyorlar. 36 saat boyunca sorguluyorlar ama Omar e, elindeki o bilgileri Mossad vermiyor. ajanlarına vermiyor. Tabi e Ağa'nın kaçırıldığı bilgisi hemen Milli İstihbarat Teşkilatı tespit ediyor. Hemen Malezya'daki e, e, özel hareket timleri uyarılıyor, bildiriliyor ve şu noktaya bu Omar'ın kaçırıldığı o dağ evine özel hareket polisleri, Malezya özel hareket polisleri bir operasyon düzenliyor. Arkadaşlarımız o operasyon görüntülerini de verirse hemen. çok iyi olacak. yoksa e, ayrıca bu haber bugün Sabah Gazetesi'nin özel haberi. Biz ayrıntılarını paylaşıyoruz izleyicilerimizle. E, başarılı bir haber, önemli bir haber, önemli. kritik bir haber ve Milli İstihbarat Teşkilatı e, bu operasyonla e, Omar'ı kurtarıyor. Ve Omar daha sonra nereye geliyor? İşte bakın bu da e, o operasyona ait işte e, Omar Ağa'yı kaçıran e, Mossad'la iş birliği içerisindeki Tam gelen. ajanlar bunlar. da, evet. Ve bu da Malezya Polisi, Kuala Lumpur Polisi bakın görüyor musunuz? Bunlar da operasyon sonrası çekilmiş ve bu yine gözaltı işlemlerinin yapıldığı sırada bu da. Malezya'daki operasyondan görüntüler ve Omar orada kurtarılıyor ve nereye getiriliyor? İstanbul'a getiriliyor. Ve İstanbul'da şu an güvenli ev dinlenen, Milli İstihbarat teşkilatı tarafından özel korunan güvenli bir evde Omar şu an göz yani koruma altında, güven altında ve böylece de Muslat'ın eline geçmesi de eline önlenmiş oluyor. Yani Göksu buradaki kritik nokta şu. Yani, Mossad nasıl bunu e, yapamadı Evet ve e, kendi o dünyanın gözünde Demir Kubbe olarak nitelendirdiğimiz e, büyük e, Demir Kubbe'in sistemini nasıl hackerladı? Evet Aslında en Bu, önemli nokta. Çok önemli bir nokta ve bunu Gazeli bir yazılımcı genç bir kişi yapıyor omara ve e, dünya yazılım şirketlerinin başaramayacağı ülke büyük ülkelerin başaramadığı şeyi genç bir yazılımcı, ee, İsrail'in o meşhur demir kubbesinde körlük yaratıyor. İsrail'li komutanların telefonlarına giriyor. Hackliyor ve böylesine kritik bir iş yapıyor. Ve şu an İstanbul'da yeniden güvenli evde Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından koruma altına alındı. Yani e, buradan da şunu anlıyoruz. Yani Mossad efsanesi bu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbarata karşı koyma timleri var Göksu. Bu çok önemli bir birim. Bu hani istihbarat alacaksınız. Doğru istihbarat birimlerimiz var ama bir de yabancı ülkelerin istihbaratını almasını da önlemeniz gerekiyor. Hmm. İşte bu birimde istihbarata karşı koyma timleri. Bu timler çok önemli ve böylesine Mossad gibi, CIA gibi diğer yabancı ülkelerin istihbarat birimlerinin elini kolunu sallayarak Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da operasyon yapmasının da önüne geçmiş oluyor. Evet. Ve bu ilk operasyonu değil. Biliyorsun daha önce de İranlı ajanlara yapılmıştı. Mossad'ın yine buradaki Filistinci öğrencileri takip eden o ajanlarına yapılmıştı operasyon. Böylece şuradan da anlıyoruz ki Milli İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın da üzerinde bir operasyon kabiliyetine erişmiş durumda. Türkiye içinde de göz açtırmıyor kimseye diyelim o zaman. Aynen, öyle. Aynen böyle. Çok teşekkür ediyoruz. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ katkılarından dolayı.